Merhabalar, merhabalar. Cem Seymen ben. Hızlı Karar programını saat 16 itibariyle sunabiliyoruz. Hızlı Karar programında bugün özellikle bir kez küresel piyasalardaki dalgalanmayı konuşacağız. Küresel piyasalar bir miktar Amerika'dan gelecek haberlerle tedirgin oldu. Amerika'dan gelecek haberler diyorum çünkü oylama yarıda kaldı. Donald Trump'ın da bir referandumu var. Seçimi büyük bir zaferle kazandı. Bütün tahminlerin aksine Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı oldu. Ve olduktan sonra da çıkıp dünyaya şu mesajı verdi. Benim için Amerika dışında diğer bütün dengeler geçersizdir. Amerika'yı güçlü bir ekonomi yapacağım. Amerika benim önceliğim olacak dedi. Ve Avrupa Birliği, Asya Pasifik, NATO ya da NAFTA hiç fark etmez. Bütün bu anlaşmaları yeniden gözden geçireceğim dedi. Ve hemen de göreve gelir gelmez göçmen yasasıyla ilgili kararname imzaladı. Ve 7 ülkeden, 7 Müslüman ülkeden gelecek bütün girişleri yasakladı. Amerika ayağa kalktı. Dünya tepki gösterdi. Yargı bir kez her şeyden önce devreye girdi ve yargı buna geçit vermedi. Aslında Donald Trump'ın bundan sonraki ilk hedefi Amerikan ekonomisi ama bütçe görüşmelerinden önce Obamacare, yani Obama'nın sağlık özellikle sağlıkla ilgili yapmak istediği her şeyi içine alan Obamacare, onun yerine gelen Trump yasasıyla birlikte bambaşka bir havaya büründü ve Trump ilk yenilgisini aldı. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Çünkü Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nın oylamasına yönelik belirsizliklerle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 3.6403'ü gören dolar TL günü önceki kapanışa göre %0,45 artışla 3.6347 seviyesinden tamamladı. Şimdi bu böyle. Dolar bir kez bundan sonra ne olur? 3.50 olur mu? Amerika'dan gelecek haberler, Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl bir mali politika izleyeceğine dair net bir fotoğraf ortaya çıkar mı? Bütün bunları göreceğiz. O fotoğraf şu. Bir kez Donald Trump bir taraftan bastırıyor. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın kafası karışık. Bütün bunlar aslında yeni bir yapıyı bize sunuyor mu? Ne oluyor? Dünyada ne olup ne bitiyor? Altınla ilgili hareketlilik var. O başka bir şey. Bu arada Uludağ'da bir zirve var. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Uludağ'daki ekonomi zirvesinde ekonomi ve piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Önemli mesajlar verdi. Hangi standarttan bakarsanız bakın diyor Şimşek. Türk varlıkları şu anda değerinin altında ve normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlar, bu zamanların iyi değerlendirilmesi lazım. Normalde içinde olduğumuz bu zamanlar iyi değerlendirilmezse aslında büyük fırsatlar kaçırılabilir. Piyasadan kaçılacak zaman değil bu zaman dedi. Artunç şimdi orada. Aslında Mehmet Şimşek bütün bu cümleleri kurarken ne demek istedi? Artunç'a bir bağlantı kurabildiğimizi zannediyorum şu anda. Hemen sorayım. Artunç orada şimdi önemli bir zirve var, önemli katılımlar var, önemli mesajlar var. Orada yerinde izliyorsun. Sana doları soracağım, bundan sonraki hareketlerini soracağım ama öncelikle Mehmet Şimşek'in verdiği, Başbakan Yardımcısının verdiği mesajlar var. Fırsatı değerlendirin diyor. Türkiye zor bir yıldan geçiyor ama Türk şirketlerin yurt dışında son 4 yılda 30 milyar dolarlık yatırım yapmasına da bir engel olmadığını gördük diyor. Oradaki hava nasıl? Senin yorumun ne olur? Evet. Evet. Şimdi tabii burada da yaklaşan referandumla birlikte herkesin esasında gündeminde referandumdan ne çıkacak? Birinci soru. İkinci soru da herhangi bir sonucun yani evet çıkarsa ya da hayır çıkarsa siyaset üzerinde ve ekonomi üzerinde bundan sonra etkisi ne olacak? Bunu merak ediyorlar. Dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek de bu referandum konusuyla birlikte yapılacak olan hukuki değişikliğin ve yönetim sistemi değişikliğinin esasında Türkiye'ye siyasi olarak daha büyük bir istikrar getireceğini ve bunun ekonomiyi olumlu etkileyeceği yönünde bir açıklamayla Türkiye'nin pazarlamasını yaptı ve dedi ki biz reform takvimine döneceğiz, reformları yapacağız. Şu anda Türkiye sanki hukukun üstünlüğünden ya da reform takviminden uzaklaşmış gibi gözüküyor. Halbuki bu başımıza gelen şeyler işte darbe girişimleri, şunlar bunlar, başka
başka bir ülkenin başına gelseydi neler olurdu? Türkiye'yi böyle değerlendirin diyor. Şimdi bu bir cephesi. İkinci cephesi de tabii biraz önce senin anlatmış olduğun konu. Yani eğitim var, şu var, bu var. Uzun vadede yapılması gerekenler var. Orada da yine senin söylediğin gibi Trump konusu önemli. Trump geldi, bütçe açığını arttıracağım. Böylelikle borsalar yukarı gidecek, piyasalar coşacak dedi. Ve biraz da enflasyon yaratacak diye bekledik. Ama Trump şu anda karar alamıyor. Ve bir referanduma gidiyor dediğin gibi. Bu eğer referandumdan istediği gibi Obamacare'i geçiremezse, yani iptalini, ki geçiremeyecek gibi gözüküyor. Bu Obama'nın, Trump'ın yapacaklarını yapamayacağı, yani Trump enflasyon yaratamayacağı anlamına gelecek. O yüzden piyasalar olumsuza dönüyor zaman zaman. Bir başka konu daha var. O da şu, Amerikan hazinesi Trump seçildiği andan itibaren ve öncesinde az borçlandı ve hazine itfalarından daha fazla borçlandığı için piyasaya para verdi. Şimdi hazinede de para yok. O yüzden hani hazine Amerika'da daha fazla harcama yapacak, bütçe açığını arttıracağız, böylelikle refah yaratacağız düşüncesi de gölgeye düşebilir bu durumda. O yüzden piyasalar bundan korkuyor. Yani Trump'ın bu referandumu, Obamacare kalksın mı referandumunda evet ya da hayır çıkması tüm Amerika ve gelişen piyasalar açısından önemli. Çok basitçe senin söylediğin gibi şöyle de ifade edeyim. Dolar TL 3.50 olur mu? Olabilir, ama olabilmesi için bu noktada bakıldığında Amerika'dan gelecek olan dataların Amerikan ekonomisinin çok güçlü olduğunu işaret etmemesi lazım. O data gelinceye kadar, o ilk data gelinceye kadar piyasalardaki bu olumlu havanın devam etmemesi için bir neden yok gibi gözüküyor. Artuş, sana bir şey soracağım. Şimdi o kadar enteresan ki, yani hep senden buradayken de konuştuk. Yani Amerikan yani şimdi seçimlerinden sonra ortaya çıkan başkanlık anlayışı farklı bir anlayış. Şimdi vize artırmayı almayı da zorlaştıracak bir talimat da Donald Trump'tan geldi. Bundan sonrası için sürecin de uzaması bekliyor falan. Yani bu vize konusunda bir kez ortamı gerginliğe doğru götürecek adımlar da atıyor. Trump tam olarak şu anda biraz yaralı kaplan mı? Oylamanın ertelemesiyle birlikte piyasaları böyle tedirginliğe biraz daha itecek bir gelecek mi bekliyor? Ne yapıyorsun? Sen nasıl görüyorsun? Evet. Vallahi bu çok önemli bir soru. Şimdi herkes, ya Trump seçildi ama karar alamıyor. Dolayısıyla topal ördek, bu bir süre görevden alınır mı alınmaz mı diye soruluyor. Ben siyaset uzmanı değilim ama hani stratejik olarak baktığım zaman karar alamayan ve senatonun etkisinde kalan ve hukuktan çıkamayan bir başkanın değişmesini isteyecek bir Amerikan yönetimi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yaralı aslan şimdi bir şeyler yapmış olsa da Trump'ın hukukun dışına çıkamaması bu noktada bence mevcut durumun devam edeceği anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, bu sorunun bir başka esasında şeyi var, açısı var. O da şu, yani Trump ne yapmaya çalışıyor? Sınırları kapatmaya çalışıyor. Tüm dünyada kapitalizmin karşısında G20 içerisinde G19 anlaşmış durumda globalleşme için, anlaşamadığı tek ülke var, Amerika Birleşik Devletleri. Bunu ben değil, Fransız Dışişleri Bakanı söylüyor. O zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Senin çok iyi bildiğin teknoloji, sanayi 4.0'la 50 kişilik fabrikalarla milyarlarca dolar üreten katma değerli ülkeler bir tarafta, bunları satması gereken pazar olan, nüfusu yüksek olan ülkeler bir tarafta. Şimdi biz önce bu ülkelerden mi olacağız, olmayacağız mı, buna karar vereceğiz. Birincisi, iki, bu durum devam edebilir mi? Yani ben hani stagflasyon deyip duruyorum ya, onun için söylüyorum. Verimli üretim yapan ülkeler var. Onlar arz fazlası yaratıyorlar. Dolayısıyla bunu alacak olan şey yok. Bir pazar yok. Çünkü o pazarlarda harcama yok ve Amerika'nın faizleri arttırmasıyla birlikte oradaki gelişen piyasalardaki para Amerika'ya gidecek. O zaman ekonomik olarak aktivitenin bu korumacılık dolayısıyla yavaşlayacağını görüyoruz. Bir taraftan yavaşlama var. Bir taraftan da bütçe harcamalarını arttırıyorsunuz. Enflasyon var. İşte bunun ismi stagflasyon. Yani Trump yapmaya çalıştıklarını yaparsa bu iş hızlıca olur. Yapamazsa da zaten faizler doğal seyrinde Amerika'da artacağı için biraz daha zamanlı olur. Yani bizim konuştuğumuz esasında şu anda piyasalarda bir, buna İngilizce chicken game diyorlar, tavuk oyunu. Bir
uçuruma doğru gidiyoruz. O sırada para kazanalım. Yani işte Amerika Fed 3 faiz arttırır, 4 arttırmıyor, 3 arttırıyor. Aa ne kadar olumlu deyip o uçurumun kenarına gelmeden en son kim atlayacak o şeyden, arabadan? Hepimiz şu anda gelişen piyasalarda ya da gelişmiş piyasalarda yatırım yapan yatırımcıların dikkat edeceği bir şey var. Uçuruma doğru gidiliyor. O uçurumdan kurtaracak olan tek bir yatırım aracı var. O da belirsizliğin karşısında duracak altın. Onun dışındaki bütün enstrümanlar açısından bakıldığında ciddi bir ekonomik yavaşlama ile birlikte karar vermenin ve kendini korumanın çok zor olduğu bir dönem bizi bekliyor. Hem ekonomilerin geleceği açısından hem de finansal piyasaların geleceği açısından. Yani şöyle bir genel olarak düşünelim. Çok da zor bir sene gerçekten. 2017 çok zor bir sene. Bunu zaten herhalde orada Mehmet Şimşek de söyledi. Her şeyden önce Amerika konusu tamam. Bir de Avrupa konusu var. Yani Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek gerginleştiği, Avrupa evet. Birliği ile Türkiye ilişkilerinin hani nereye doğru evrileceğini tahmin edilemediği bir ortamda Fransa'daki seçimler çok önemli. Geçen haftalarda da senden konuşmuştuk bunu. Almanya ile şimdi ilişkiler biraz daha şey. Şimdi Avrupa evet. Birliği ve Euro açısından bakacak olursak, şimdi ben bunu sana tam olarak soramadım. Yayınlarda o kadar yer veremedik ama tam da Uludağ zirvesindeyken sana sorayım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin hiç ortada fol yok, yumurta yokken birdenbire Euro'nun geleceğini vurgulayan cümleler kurması, Euro bundan sonra da yoluna devam edecek, Euro'yu ortadan kaldırmayı düşünmüyoruz manasına evet. gelebilecek cümleleri kurmasıyla birlikte ekstra bir gerginlik yarattı ya. Şimdi Euro açısından baktığınız zaman Avrupa Birliği'ndeki seçimleri de göz önünde bulundurarak, birliğin geleceğini de hesaba katarak nasıl bir yapı bizi 2017'de bekliyor? Evet. 2018'de nasıl bir, biraz daha ufuk turu atalım istiyorum birlikte ve Euro'nun geleceğiyle ilgili, ne dersin? Evet, 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 evet. Evet, iki tane şey söyleyeyim. Şimdi kısa vadede biraz önce uçuruma doğru gidiyoruz dedik ya. Bunun bir benzeri terminolojiyi de hani euro ile dolar arasında çirkinlik yarışması var diyoruz. Hangi ekonomi daha kötü yarışması. Şimdi bu yarışma da esasında uzak ara euro öne çıkacak. Ama piyasa oyuncuları kısa vadede para kazanmak istedikleri için Amerikan Merkez Bankası yavaş faiz arttırıyor. Avrupa Merkez Bankası ise bu noktada herhangi likidite konusunda bir şey yapmıyor düşüncesiyle tam beklenenin aksine uzun vadede euro'nun dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Bu geçici bir şey. Dolayısıyla hep yatırımcıları bir terse düşürme durumu var. Bu birincisi. İkincisi, uzun vadede dediğim gibi euro'nun geleceğiyle ilgili ciddi bir soru işareti var. İşte 29 Mart'ta birlikte İngiltere'nin Brexit süreci başlıyor. Avrupa Birliği'nde, para birliğinde olmasa da İngiltere önemli bir ekonomi. Bu bir ayrışma. Ardından Le Pen açıklamalar yapıyor. Le Pen bugün Rusya'da diyor ki İslam'a karşı, İslami teröre karşı Rusya ile Fransa birlikte çalışmalı diyor. Şimdi baktığınız zaman Avrupa'yı değerler açısından ciddi bir korumacılık ve milliyetçilik akımı öne çıkmış durumda. Bu Avrupa'nın geleceğini o akımları da popülizmle, korumacılıkla ve kafatasçılıkla birlikte. Siyasetçiler de destekleyen bir konumda aslında. Şimdi o akımlar çıkıyor ama bunun ne kadar büyük evet. bir tehlikeye yol açacağı konusunda şu anda görevdeki siyasetçilerin de çok sert, çok yani konuya odaklanan cümleler kurmaktan kaçındığını da görüyoruz. Ortada bir yükselen dalga var. Bunu Amerika'da gördük. Yani biraz da milliyetçi oyların Trump'ı taşıdığını, yani kutuplaştırıcı, karşılaştırıcı, ayrıştırıcı, evet. ötekileştirici dilin işe yaradığını da görmeye başladı. İşte demokrasinin beşiği diyoruz, İngiltere diyoruz, Fransa evet. diyoruz, Almanya diyoruz. Bir miktar da kendini geri çekme görüyor musun? Yani işe yaradığını görünce bu kadar çok milliyetçi söylemin, evet. bu kadar çok korumacı dilin. Acaba evet. siyasetçiler de buna sessiz kalarak bir miktar destek veriyor gibi mi sanki? Ne dersin? Evet, kesinlikle öyle. Bak şimdi 2008 krizi dünyada çıktığı zaman krizin engellenmesi noktasında geç kalındı. Neden? Güçlü liderler yoktu ve o senede seçimler vardı. Dolayısıyla 2008 ve 2012 ile devam eden global ekonomik durgunluk bizi dünya ekonomisinin toparlanamaması ve milliyetçilik akımlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi yine güçlü siyasetçiler olmadığı için, siyasetçiler de demiyorum esasında, siyasetçi ile devlet adamı arasında bir fark var. Siyasetçi sadece iktidar
iktidarda kalmayı hedefler. Devlet adamı ise seçimi kaybedecek olsa bile ülkesi için doğruyu yapmayı düşünür. Ama şu anda Avrupa'da da güçlü siyasetçiler olmadığı için bu akımları kullanıyorlar. Saha dışındaki oyunlarla bir şekilde şeyde kalmaya çalışıyorlar, iktidarda kalmaya çalışıyorlar. O yüzden bunun maliyeti yüksek olacak. Belki de dünyada milliyetçilik akımının bu noktada ortadan kalkmasının nedeni de ekonomilerin yavaşlayarak vatandaşların tekrar globalizm ve açıklık istiyoruz demesine neden olacak. İkinci, hemen çok kısa noktada şunu söyleyeyim. Türkiye açısından bakıldığında da ben referandumdan sonra Avrupa ile ilişkilerin düzeltileceğini düşünüyorum. Burada çıkarlar söz konusu, %50 ihracatımızın olduğu bir Avrupa'dan bahsediyoruz. O yüzden bazı şeyler düzelecektir ama bazı şeyler düzelmeyecektir. O düzelmeyecek şeyler arasında şu var: eğer siz Avrupa ile yapmış olduğunuz anlaşmalarda, ekonomik anlaşmalarda, siyasi anlaşmalarda belirsizlik yaratırsanız, onlar da işte derecelendirme kuruluşlarıyla sendikasyon faizlerini arttırarak sizin ekonominizin ihtiyacı olan cari açık dolayısıyla finansmanınızı maliyetli hale getirirler. Maliyetli hale getirdiğiniz andan itibaren de şu anda Türkiye'nin ekonomik aktivitesini devam ettirmesi için gerekli olan finansman, altyapı projelerini yapması için gerekli finansman noktasında problem yaşarsınız. Dolayısıyla ben eninde sonunda Avrupa'yla da Amerika'yla da çıkarlar paralelinde tekrar olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum. Ama şu anda olup bitenlerin bazı maliyetleri olacak. Artur, çok çok teşekkürler katılımın için. Sağ ol. Oradan yayınımızı gerçekleştirebildik. Dönüyor musun bu akşam? Yarın akşam inşallah. Yarın Merkez Bankası Başkanı da burada konuşmacı olacak. Onu da izleme imkanımız olacak. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Önümüzdeki hafta seni stüdyomuzda görmek bizi mutlu eder. Tekrar kolay gelsin. İyi hafta sonları. İnşallah. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Önemli bir hafta geçirdik bir kez her şeyden önce. Yani küresel piyasalarda bugün hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan gelecek çok fazla veri vardı. İmalat sanayi verileri de geldi. Bu önemli. Amerika'da yeni sağlık sigortası tartışması olağanüstü bir tartışma. Bir kez bunun etkilerini önümüzdeki zamanda göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda da göreceğiz. Trump büyük bir yenilgiye uğradı ve bu yenilgiye uğraması nedeniyle içerideki gerginlik, siyasi tansiyon iyice arttı. Yani konuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki hafta da piyasanın gündeminde olacak, çünkü oylama ertelendi. İlk defa bu kadar Obama'ya karşı, ilk defa bir büyük yasa tasarısıyla milletvekillerinin karşısına çıktı ve kendi partisinden milletvekillerini ikna etmeyi başaramadı. Cumhuriyetçi bütün vekillere rest çekmesine, 2018'de sizi seçtirmem demesine rağmen ikna etmeyi başaramadı ve ilk büyük yenilgisini aldı. Bu önemli bir şey. Yani müzakerelere katılan, ben bir detay da vereyim, kapatacağım. Bütçe direktörü Mick Mulvaney var. O da önemli bir şey söyledi. Tasarı kongrenin ilk kanadından geçmezse Trump yönetimin diğer önceliklere yöneleceğini ifade ederek bundan sonraki dönemde Trump'ın daha da uzlaşıcı bir tutuma gireceği yönündeki bütün görüşleri desteklemiş oldu. Yani Almanya'da fena değil işler. Biraz düzeltti Almanya ve İngiltere'de. Özellikle yurt içinde de Merkez Bankası'nın karar metni önemliydi. Merkez Bankası enflasyona yeniden vurgu yaptı. Enflasyon gıda fiyatlarını endeksli dedi. Eğer bu yapıyı bozmazsak, gıda fiyatlarını endeksli, enflasyonun artışını engelleyemezsek, Türkiye'de yatırımların önündeki büyük bir engeli maalesef ortadan kaldıramayacağız söylemi son derece önemliydi. Dolar TL bankalarası piyasanın açılışında sakin seyrinde gün içinde devam ettirdi. Haftaya fena bir mirasla girmiyoruz. Haftayı kapatırken özellikle piyasalarda içeride bütün bu jeopolitik risklere ve siyasi tansiyonun yüksek olmasına rağmen dengeleri koruyarak kapattı diyebilirim. Bakalım önümüzdeki hafta pazartesi nasıl olacak? Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın. Kartal Holding iştiraki olan İntegral Yatırım Menkul Değerler 2010 yılında tamamen yerli sermaye ile kuruldu. Topluma verdiği değeri sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkarırken finansal okuryazarlığın yaygınlaşması için havaalanlarına finans ofisleri kurdu.
İntegral Yatırım Menkul Değerler kurulduğu ilk günden bu yana uzman kadrosu ücretsiz eğitimleriyle yatırımcılarının yanında olmaya devam ediyor. Sporun ve sporcunun daima yanında yer alan İntegral Yatırım Menkul Değerler, Fenerbahçe futbol takımına verdiği destekle yeşil sahalara inerken, dünya şampiyonu milli gururumuz Kenan Sofuoğlu'na sponsorluğuyla da hızına hız kattı. Dünyanın saygın ve prestijli pek çok değerlendirme kuruluşu tarafından her yıl ödüle layık görülen İntegral Yatırım Menkul Değerler, uzman kadrosuyla ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor.